Hele şükür gelebildin Orhan. Telefonda ne dedin tam anlayamadım. Sonra konuşuruz, Çağla'ya sor filan. Hayırdır? İyi misin sen? İyi değilim ben Reyhan. Hiç iyi değilim. Bu Çağla var ya, bu Çağla. Ne olmuş Çağla'ya? Saati Çağla çalmış. Ha, Sevgi Hanım söyledi değil mi? Tabii, oğlunu kurtarmak için. Hayır. Kendi anlattı. Ağlaya, zırlaya her şeyi itiraf etti. Saati nasıl çaldığını, onun parasıyla gidip kendine elbise aldığını. Ah benim eşeğim kafam ya, ah! Ulan sizin lafınıza uyup gencecik çocuğu gittim sınıfından aldım. Polis arabasına tıktım. Hem de bütün arkadaşlarının gözü önünde. Bir dakika, bir dakika. Bunu biliyor mu Sevgi Hanım? Yani bunu böyle olduğunu biliyor mu? Yok, bilmiyorlar. Saati senin bulduğunu, telefon açıp bana söylediğini söyledim. Çağla kendine hırsızlığı yakıştırdı. Ama ben hırsız kızın babası olmayı kendime yediremiyorum. Söylemedim. Söyleyemedim. Oh çok şükür. Çok şükür iyi. Zaten 3 güne kadar taslarını taraklarını toplayıp gidecekler. Bu davada böylece kapanacak. Neden? Çünkü 3 gün içinde evi boşaltın dedim Orhancığım. El insaf be kadın. El insaf ya. Ha kızımızın yediği halt yüzünden koca aileyi kapının önüne mi koyacağız? Evet efendim. Öyle olması gerekiyor. Hayır efendim öyle olmayacak. Gidip şimdi o insanlardan özür dileyeceğiz. Ne? Yürü. Hadi. Mumyalara döndün iyice ya. Korktun değil mi? Ne için? Ölürüm diye. Sana bir şey olmaz ya. Sen hepimizi gömersin. Basbayağı korkmuşsun işte. Odama geldin tilki. Uykumda beni seyrettin tilki. Ölürüm diye çok korktun tilki. Asılma canım, asılma. Depoya gider. Dilinin zoruna bak ya. Ben mi sana asılıyorum? Ben o manada demedim. Yo yo, o manada dedin. Aylin, uğraşma benimle. Giderim karakola, trafonuzu bu kız patlattı derim. Devlet malına zarar vermekten içeri attırırım seni. Ya içeri attırırım deyince aklıma bir şey geldi. Bir şey değil. Gıcık ediyorsun beni, gıcık. Ben de seni canım. Tilki hayatımda gördüğüm en uyuz adam. Dur, dur. Sen dur, ben bakarım. Geldim, geldim. Henüz ev bulamadık. Biz onun için gelmedik. Biz sizden özür dilemeye geldik. Kıvanç'tan, sizden, hepinizden. Değil mi Reyhan? Reyhan. Evet, özür dileriz. Reyhan saati evde bulduğunu söyleyince başımdan aşağı kaynar sular boşandı. Çocuğu okuldan aldınız. Bütün okul onu konuşuyor. Ben her şeyi halledeceğim. Söz veriyorum. Aylin nasıl? İyi, odasında dinleniyor şimdi. Oh, çok iyi. Bu arada Reyhan evi boşaltmanızı söylemiş. İsterseniz kalabilirsiniz. Değil mi Reyhan? Hı. Reyhan. Evet, kalabilirsiniz. Müsaadenizi isteyelim biz şimdi. Orhan Bey. Buyurun. Biliyorsunuz bizim evimiz yandı. Yani felaketten sonra bir türlü toparlayamadık kendimizi. Kirayı biraz geciktireceğiz. İş bulunca her şey düzene girer. Ne iş yapıyorsunuz? Aslında yöneticiydim bir şirkette ama o defter kapandı artık. Şimdi çocuklardan uzakta bir iş istemiyorum. Buralarda bir iş bakacağım artık.
böyle bilgisayardan, dosyalamadan falan anlar mısınız? Tabii ki. De, neden? Ya bizim iş yerinde Ceren Hanım vardı, doğum iznine ayrıldı. Birden aklıma geldi. Hani düşündüm belki onun yerine, maaşı çok yüksek değildir herhalde. Muhtemelen sizin vasıflarınıza da uygun değil ama ne bileyim aklıma geldi. Olur yani, olur tabii, neden olmasın? Tamam öyleyse ben başkomiserle konuşayım. Gerekli evrağı da genel müdürlüğe yollayayım. Başlayın. Tamam. Teşekkür ederim. Ya bunu kabahatimizin bir özrü olarak kabul edin lütfen. Estağfurullah. Ayakta kaldınız, içeri geçseydiniz. Ah yok, geçmeyelim. Zahmet etmeyin. Ocakta yemeğim var zaten. Başka zaman inşallah. Çağla. Neden surat asıyorsun? Hiç umurumda değil, değil mi? Ne umurumda değil? Kıvanç yapmaz dedim sana. Annem buldu işte saati. Ama sen ne yaptın? Hemen annemi gaza getirdin. Neden? Çünkü Kıvanç'tan nefret ediyorsun. Sen çok mu seviyorsun? Levent, bazen çekilmez oluyorsun biliyor musun? Ya Kıvanç'ı sorguya aldılar. Eğer almasalardı aynı doğruda olmayacaktı. Ne istiyorsun bu insanlardan? Neden sürekli saldırıyorsun? Bana ait olana el uzatıyorlar. Ben de savunuyorum. Yani benim yaptığım aslında saldırmak değil, savunmak. Bir yerde hata yapıyorsun. Nerede hata yapıyorum? Sana ait olan bir şey yok. Öyle mi Çağla Hanım? Geçer misin? Yani hoca gelecek birazdan. Yiyecek gibi bakıp durma kıza, pişman işte. Olmalı da zaten. Sen neden o kadını işe aldın? Ya kes! Bak, sustukça tepeme çıktınız be! Nazardır nazar. Lafı çarpıtma kadın. Hadi kalk. Ödemin falan yok mu senin? Var baba. Hadi git yap. Sen de kal. Orhancığım, ben sana şöyle bol köpüklü güzel bir Türk kahvesi yapayım mı? Yap. Bahçede içeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.